Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük, mutlu olduk. Çocuklar şu an heyecanla sizi bekliyordu. Ben de çok heyecanlıyım, inanın. Çocuklar kadar en az. Ben konuşmayı size bırakayım. Siz kendinizi tanıtın çocuklara. Konuşun isterseniz onlarla. Sesleri kapalı onların şu Tamam. anda. Tamam. Tamam. Merhabalar kızlar. Umarım iyisinizdir. Şu süreç zor bir süreç ama inşallah hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben Şeyma Nur Akbulut, 1995 Antep doğumluyum. Ailem burada yaşıyor. Profesyonel voleybol hayatım 12 yaşında başladı. 12 yaşındayken burada oynamaya başladım. Yani üniversite son sınıfa kadar, yani 22 yaşına kadar falan burada oynadım. Sonra esas profesyonel hayata geçiş yapabildim diyebilirim. Bundan sonra da mesela burada üniversiteden mezun olduğum zaman başka yerden transfer geldi, transfer teklifleri. Onun için şehir dışına çıktım, öyle başladı benim hikayem. Allah tekrardan hayırlısı olsun sizin için gerçekten. Biz de mutluyuz İnşallah, vallahi teşekkürler. sizi görüp tanışma şansı yakaladılar. Sizin gibi hani önemli bir ablalarını, bir de sizi gibi Anadolu'dan Ben yetişmiş. teşekkür ederim. Evet vallahi Anadolu'dan yetişmiş, başarılmış bir ablalarını görmen onun için de mutlu bir durum. Ben Ben kızlarımı teşekkür ederim. şu anda hepsi şey geldi. Ekin sesinizi kapatın. Şimdi kızlar, Şeyman ablanızın soruyla başlayalım. Yoksa Şeyman ablanızla başka bir şey sormak isteyen var mı? Önce ben şöyle kameradan el kaldırayım. Ben bir göreyim ona göre. Soru sorarak başlayalım. Şeyman Hanım, hem de seni de sıkıştırmamış olurlar. Şöyle yapalım kızlar. Tamam. Geçen gün yaptığımız gibi kamerada bu ekranda göründüğünüz sıraya göre soralım. Hani ilk soruyu Şeyman Hanım, senin pozisyonuna aday bir tane arkadaşımız var bizim. Kendileri şu anda 1.78-79 olması Tamam. gerek 79 olması gerekiyor. Ona sorduralım. Maşallah. Evet, Sudenas. Şeyman Nur ablan senin Tabii. boyunda. Senin sorun. Bir ses mikrofonunu aç. Sudenas. Ha, açtım, tamam. Şeyma Nur abla, öncelikle merhaba, ben Sudenas. Sesin biraz Merhabalar yaklaş. Cem. Kameraya yaklaş. Şey, mikrofona yaklaş. Orta oyunculukta 3 avantaj, 3 dezavantaj olarak neler vardır? Orta oyunculukta 3 avantaj, 3 dezavantaj olarak neler 3 var? avantaj. Yani önce dezavantajdan başlayayım. Genelde sevmediğim şeyler dezavantajlardır çünkü. Dezavantaj, çok yoruluyorsun. Yani blok anlamında bir sağa gidiyorsun, bir sola gidiyorsun mesela. O beni çok yoruyor. Bazen az top alıyorsun diğer oyunculara göre. Yani bir pasör çaprazına ve köşe oyuncusuna göre çok az top aldığın maçlar oluyor. Üçüncü olarak mesela arka tarafta oynamıyorum. Defansa falan çok isterdim oynamayı ama oynamıyorum yani. O benim için bir dezavantaj olabilir. Avantaj olarak da, yani aslında çok avantajı var. Ben çok seviyorum mesela kendi mevkime. Yani bir yandan karşı tarafın mesela ataklarına karşı ilk defans her zaman bloktur. Yani benim işim de hep blok olduğu için blok yaptığım zaman mesela çok seviniyorum. O yüzden bence benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Karşı tarafa böyle biraz düşün çünkü. Hani blok yaptığın zaman. Aslında dediğim gibi çok avantajı var da şu an aklıma çok gelmiyor. Her zaman böyle rakiple mesela ön file attığında çok ön, bunlarla mesela göz göze gelebiliyorsun. Ne psikolojide olduğunu falan anlayabiliyorsun. Onun dışında her zaman mesela arkanda güvenebileceğim birileri oluyor. Yanında mesela. Ben çok kendimi güvende hissediyorum yanımda arkadaşlarım olduğu zaman. Bir sağa gidiyorsun, bir sola gidiyorsun ama yani senin ne kadar oynadıysan onlar da sana %50 destekle, onlar da sana çok yardımcı oluyorlar. Sağ olasın Bu benim Şeyma için bir avantaj mesela. Hanım. Rica Vallahi ederim. Sudenas, sonraki sorunu sakla. O zaten Şeyma Hanım, o seni bekliyordu. Zaten şey hani pozisyonlarınız da benziyor ya, bir de şimdi hayali de o zaten. Hı. Sudenas, kendine ilgili soru sorabilirsin işte küçüklüğüyle falan, çünkü malum artık aynı yola gideceksin inşallah. İkinci sorumuzu İnşallah. Irmak Hanım'dan alalım. Irmak'cığım, aç bakalım mikrofonunu. Bu benim bu seneki yeni kaptanım. Milli takımın bu yıl kaptanı olacak hanımefendi. Çok Oo. heyecanlı. En fazla yük kaptanlarda, Yani değil sırt yük diye onların sırtında zaten. Evet. Evet Irmak. Öncelikle merhaba. Merhabalar, Irmak. Benim adım Irmak. Şeyman abla, benim sana sorum, en unutamadığım maç hangisiydi? Oo. En unutamadığım maç. Güzel soru.
Yani çok unutamadığım maç var. Çok böyle hafızada kazıdığım çok fazla maç var. Ama ben Antep'te oynarken hani özel bir okulda okudum. O kulüp kurmuştu bizim son lise 2'ydi sanırım. Lise 2'de daha böyle yeni 4 sene falan olmuş başlayalı. Kulüp kurdu işte Seçkin Koleji Kulübü diye. Onda bölgesellikten ikinci lige, şimdi ikinci lig oldu da, bölgeselden üçüncü lige çıkma maçları vardı. Osmaniye'de oldu o da. İşte Aksaray vardı rakiplerimiz, Niğde vardı. Bir de Adıyaman vardı sanırım. O maçta mesela hiç unutamıyorum. Bir günde 10 set oynadık. Sabah ve akşam maçları bir aynen. Sabah ve akşam aldılar maçları yarı final ve final diye. Hani yarı finalden çıkan direkt final olacak diye. Sabah işte maçı oynadık. 3-2 kazandık. Çok zorlu bir maçtı. Bir de 3-2'nin üstüne. Evet, 3-2'nin üstüne gittik. 3-4 saat dinlendik. Akşam tekrar bir maç daha var. Ona hazırlanıyoruz. Psikolojikmen çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Herkes dinlendik. Akşam tekrar bir maç oynadık. Ve o da 3-2 bitti. Oo. Çok yorucu ve çok temposu yüksek bir turnuvaydı bizim için. Orada mesela kendi sayım, benim sayımla bitti maç. Onu asla unutamıyorum. 12-12 idik. 15-12 oradan maçı aldık. Oo. Son sayıda benim sayemde oldu. Aynen benim plesemle oldu. Nasıl delirmişsin? O maçı asla unutamıyorum. Bizim de bu teşekkür sene baş... ederim. Bizim de bu sene başımıza gelen şey Diyarbakır Büyükşehir malum koskoca Büyükşehir. Biz minicik Ardahan. Biz de iki sette de bir dördüncü sette mi kızlar? Dördüncü sette geriye düştük. Oradan döndü maç. Bir de yani öndeyken geriye düştük. 24 müydü? 24-23 mü öyle bir şey. Onlar aslında maç gidiyor. Oradan çevirip aldık. Son sette bir de bir geri düştük. Bir şey oldu. Öne geçtik. 2 saat sonra maç bitti. Bir baktık herkes yerlerde. Bir videomuz var. Tam komedi. Herkes yere bakmış. Herkes çığlık atıyor falan. Görmek isterim ya o videoyu da. Atarım ben onu sana mutlaka bu sayı zamanında. Çünkü öyle anlar çok özel oluyor. Yani bir sporcu için geriden gelip de o performansı sergileyip o heyecanı yaşayarak o maçı almak efsane yani. Gerçekten herkesin, yani ben şu an mesela 30 yaşına da gelsem benim hafızamla gitmeyecek tek andır yani. Kritik yerde kritik müdahaleyle yani gerçekten öyle. Evet. Çok heyecanlıydı. Bir beş, ya düşünsenize 5 set. Bu bir de yani aynen bir de üst seviyede oynuyorsun. 5 set perişan bir durum yani gerçekten. Evet. Ya bizim mesela maç bitti. Bizim evet. Kızlar bir de sıcağa alışkın değil mesela. Ellerini formalarına bir dokundum. Su içinde kalmışlar. Kimse yani terden sudan konuşamıyor. Herkesin sesi gitmiş. Bir de öyle bir... Ya öyle oluyorsunuz. Bir de sporculara lafınızı böldüm. Sporculara da aşırı derecede bir sorumluluk biniyor. Yani onu atlatabilmek de çok güzel bir şey aslında bir sporcu olarak. Yani sizin için de öyle geriden gelip atlatabilmek çok mükemmel bir şey. Aynen. Bir İyi bir adım yani. Bizim küçük evrarımız var. Birazdan tanışacağım. Onun mesela bacaklarına kramp girmişti. Artık tamam. Zıplayamıyordu zaten. Evet, eski kaptanım Eylül. Senden sonra alalım. Eski kaptan diyorum, çok çıldırıyor. Mahmur abla, öncelikle merhaba. Merhabalar canım. Maçlara nasıl konsantre oluyorsun? Ya maçlara önce kendi şeyden başlayayım, özel hayatımdan çıkmakla başlayayım. Evde mesela ya da odada olduğum zaman müzik açıyorum genelde. Öyle hazırlanıyorum maça. İşte eşyalarım falan ütülenmiş bir şekilde, hazır bir şekilde. Onları giymek için sabırsızlanıyorum aslında. Son ses müzik açıyorum. Müzik dinleye dinleye hazırlanıyorum. Kendi kafamda kuruyorum mesela. Maçta şunu yapacağım. Bunu yaparım. Bana geldiği zaman bunu yapmam lazım falan diye kendim bu şeyde süreçte konsantre etmeye çalışıyorum. Soyunma odasına gidene kadar mesela takıyorum kulaklığı. Kimseyle konuşmuyorum. Kimseyle muhabbet etmiyorum. O an kendimi tamamen maça konsantre ediyorum yani. Sonra zaten sahaya çıktığım zaman böyle kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Her maç benim için yeni bir başlangıç gibi oluyor. Ben size konuşmayın deyince ben sinirlenmeyin. Demek ki bak ben boşuna demiyormuşum. Sessizce gidin maçı düşünün dediğimde boşuna demiyormuşum. Değil mi hanımefendiler sizi? Evet. Çok çok yararı oluyor yani onun benim için. Gerçekten öyle ama ya yoğunlaşmak lazım. Hümeyra pasörüm. Evet Hümeyra Hanım buyurun. Mahmur abla, voleybola nasıl başladın? Voleybola nasıl başladım? Teyzemin yönlendirmesiyle başladım. Yani zaten sporcu bir aileden geliyoruz. Teyzem beden eğitimi öğretmeni.
benim. Büyük şans. ablam da aynı şekilde yüz... Aynen. Ablam da aynı şekilde yüzücü. Ya aslında ilk başta o başlıyor sporla ilgilenmeye. Sonra ben de biraz böyle o dönemlerde, yani küçüklük dönemlerine biraz özgüven eksikliği falan vardı. Böyle içime kapanıktım biraz. Hani insanlara çok iletişimim yok. Çok sosyal takılan bir sporcu değildim aslında ilk başlarda da. Öyle öyle aile beni yönlendirdi. İlk başta jimnastikle başladım. Çok küçük yaşlarda falanım herhalde. Sonra yüzmeye geçtim. Yüzme branşına. Ablamla beraber gidiyorduk hatta antrenmanlara. Sonra voleybola başladım. Yani hani bir takım sporu olursam kendimi daha iyi ifade edebileceğimi, kendi özgüvenimin daha çok yerine gelebileceğini söyledi. Dönemlerde ailem ve teyzem tarafından öyle başladım yani. Teşekkür ediyoruz. Evet Sude, küçük hanımefendi. Teşekkürler. Benim minik takımımın kaptanı. Seni dinliyoruz. Buyur ablana sor bakalım sorunu. Merhabalar Şeyma Anur abla. Ben sormak için... Merhabalar. İnternet kasıyor şu anda. Çocuklar internet kasıyor. Biraz Sude'nin hareket veya pozisyon var mıydı? Varsa pozisyon vardı, evet. Yani ilk başta mesela servisli atakta hiç zorlanmıyordum. Çünkü biraz daha öne doğru ve hani her zaman vücudunla direkt karşıya doğru temas kurduğun için daha rahattım. Ama mesela blokta çok zorlanıyordum. Bloklara gitmekte. Mesela sağ ayağımı atıyordum, sol ayağımı atmayı unutuyordum bazen. Böyle kalıyordum yani, ne yapacağım ya, gidemiyorum, yetişemiyorum falan oluyordum. Ama sonradan yani yavaş yavaş çözmeye başladım. Ama çok zorlandım. O süreç benim için yani bir 4 sene öncesine kadar falan beni zorlayan tek şeydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi var ya, harika ya. Sudenaz, aklıma hep sen geliyorsun. Bak Şemir ablan söyledikleri çoğu şey hep sen getiriyor aklıma. Benzer şekilde Sudenaz'ı hisseden var mı? Evet Kilis, mikrofonunu aç canım. Ablana sorunu sorabilirsin. Şeyma'nın abla, öncelikle merhaba. Mikrofona yaklaş. Merhabalar. Benim sana sorum, voleybol hakkındaki hedefleri. Aslında ilk başlarda, yani ilk başladığım zamanlarda çok böyle bir hedef koyamıyordum. Taşıyacağım, en iyisi olacağım diye bir hedefim vardı. Aslında bunu çok çalışarak gerçekten kendime inandırdım yani. Gerçekten bir şeyleri çok çalıştığın zaman başarabileceğine. Yani yavaş yavaş başladım aslında. Küçüklükten beri çok çalıştım. Mesela bir hareket 5 defa yaptım. Arkadaşımdan daha iyi yaptığımı gördüm. Hedefim de yani milli takım seçmeliydim. Milli takımda oynamayı çok istiyordum. Ama bir şanssızlıkla olmadı. Ama her zaman milli takım formasını giymeyi ve o atmosferi yaşamayı çok istiyorum. Allah nasip etsin. Sen hak ediyorsun. Bu sene playoff'ta da en iyi orta oyuncularından bir tanesi olduğunu da söylemek lazım şu anda. Yani çocuklar, Şeyma Hanım ablanız bu sene birincilik. Yok ne demek, doğruya doğru. İstatistikler yalan söylemezmiş. Bu sene Şeyma Hanım ablanız o playoff'ların en iyi orta oyuncularından bir tanesiydi. Haberiniz olsun. Yani gerçekten hayallerine doğru gidiyor, Allah'a çok şükür. Allah bozmasın gerçekten. İnşallah. Ya benim gibi aynı şekilde siz de ne kadar çok tekrar, ne kadar çok çalışmak o kadar verim alırsınız yani. İnşallah. Valla onlar da çalışmak. Her şeyin gerek. Başı çalışmak. Ya bir de senin gibi böyle idol bir sporcu ablalarıyla tanışmış olup hani o şartlardan çıkmaları ya da bir fikir almaları onlar için önemli. Yani bunları düşünüp evet. Ablanızın verdiği şeyleri harfiyen her söylediğini, hı-hı, her sorunun cevabını kafanıza kazımanız gerekiyor. Böyle bildiğiniz kazımanız gerekiyor yani. Hı-hı. Evet Ceren, senin sorunu alalım ablana. Yaparlar ya kızlarla. İnşallah. Merhabalar abla. Takım olarak en büyük hedefiniz nedir? Takım olarak en büyük hedefim Sultanlar'da oynamak. İnşallah. Ya şey takımda oynamak gibisinden mi yoksa takım olarak neler? Hedefiniz takımla beraber. Takımla beraber. Biz bu sene playoff çok hedefliyorduk. Ama bir talihsizlikle o da olmadı playofflarda. Ama çok iyi bir performans sergiledik takımca. Ya her zaman o kendi alanında, kendi grubunda her zaman şampiyon çıkıp bence o kupayı kaldırmak paha biçilemez diye düşünüyorum.
Çok rica ederim canım. Evet, Betül, senin sorunu alalım ablana. Aç mikrofonunu. Açılmış. Öncelikle merhaba Şeyma Nur abla. Ben Betül. Merhabalar. Sorum şu. Çok iyi hazırlanıp sonra çıkamadığın maç oldu mu? Zorlu çıkamadığın maç yok, mı? Yok, çok iyi hazırlanıp sonradan çıkamadığın maç oldu mu? Evet. Yani evet, çok böyle kafa olarak hazırlanıp da oynamadığım maçlar oldu. Sezon içinde aslında çok karşılaşabiliyoruz. Çünkü mesela sen çok iyi hazırlanıyorsun maça ama o an senin psikolojik durumun çok iyi olsa da performans olarak bunu yansıtamayabiliyorsun sahaya. Hani çok iyi hazırlandım, evet ben maça çıkacağım ya, şöyle oynayacağım, böyle oynayacağım diye bazen kendini motive ediyorsun ama bazı maçlarda mesela ilk sayıdan bile nakavt olabiliyorsun. Yani ilk sayıdan bile etkilenip kötü oynayabiliyorsun, kötü yönlendirebiliyor. Yani hatta ilk sayı olmadan hoca senin o an zaten anlıyor gözlerinden. Sen de evet istiyorsun oynamak ama o an senin iyi olmadığını hissedip sana izin de vermeyebiliyor böyle konularda. Yani sürprizler yaşamışız. Evet. Sürprizler evet yaşıyorsunuz. Her yerde yaşanıyor ama asla pes etmemek gerekiyor bence. Ben bu taraftarıyım yani. Vallahi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sude, sen sor bakalım ablana sorunu. Var mı sorun? Var. Sor bakayım o zaman abla. Merhaba abla. Ben Sude. Merhabalar. Ne gibi zorluklarla karşılaştın? Bir daha sor. Tekrar söyler misin? Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Çok zorluklarla karşılaştım. Şöyle ben daha ilk başladığım senelerde hem yıldız oynuyordum hem genç oynuyordum. Hem de A takıma çıkmak için çabalıyordum böyle. Çok sıkıntılı bir sakatlık geçirdim. Menisküsüm yırtılmıştı. Aynen ve bir maçta oldu. Direkt apar topar hastaneye gittik. İşte ondan sonraki süreç biraz böyle zorluydu benim için aslında. Hani toparlanma süreci, başa çıkamayacağım korkusu falan vardı. Ama hani onu da bir şekilde atlattım. Yani çok karşılaştım aslında. Yine bir sakatlığım oldu ilerleyen süreçte. Bu sefer de hem lisede oynarken hem de yine A takımda oynarken yine aynı sakatlığım nüksetti. Yani ama üstüne sürekli inatla gittim. Bir şekilde atlattım yani onu da. Çok hani fizyolojik olarak böyle bir sıkıntı yaşadım. Psikolojik olarak da yani sürekli oynamak istiyordum mesela. Sürekli hani oynayayım, elimden geleni yapayım gibisinden. Bazı yerlerde şans verilmiyordu. Bazı yerlerde hani hak yeniyordu. Ama hiçbir şekilde şey yapmadım yani kafama takmadım o süreci. Bir şekilde psikolojik olarak kendimi hep rahatlatıp atlattım. Vallahi helal olsun. Menisküs yırtığından dönmek helal olsun. Gerçekten evet. Helal olsun. Teşekkürler. Bizde de bir tane çapraz bağda küçük bir yırtık yaşayan arkadaşımız var. Birazdan sorusunu sorar herhalde o da. Geçmiş olsun ona da. Çok teşekkür ederiz. Evet, Zehra ve Ekin ikilisi. Sorularınızı alalım, mikrofonu açın. Şeyma Nur ablası bu açan arkadaş biraz seni gibi böyle hızlı gelişenlerde. Zaten her konuşmada böyle bir gülümsüyor. Enerjik de biraz. Duramıyor yerinde zaten o. Salonda bir saat, bir de kuzenim bir saat böyle yani yere yatırıp boğuyorum ama yine kalkıp saldırabiliyor yani. Öyle bir vahşiliği de var. Herhalde bize çekmiş, bizim tarafa çekmiş. Hanımefendi şu an 1.74. Yani öncelikle ben bunun için iyi olduğunu düşünüyorum. Sence öyle mi? Yani şu an 2009 doğumlu bu arada kendisi. Oo, süper. İnşallah seçmeye de sokacağız bakalım işte ama dediğim gibi İnşallah. Ben de o konuyu zaten bir yere konuşmuştuk. Yine de konuşacağız inşallah. İyi evet. Bir şekilde iyi bir yere. Ya inşallah kızlarımızın hepsi pırıl pırıl gözüküyor. Yani inşallah hepsi en iyi yerlere gelirler. İnşallah. Temennim o yönde. İnşallah, inşallah. Ekin sor bakalım ablana sorunu. Şeyma Nur abla merhaba. Merhabalar. Sana bir şans verseler geçmiş spor hayatında neyi değiştirmek istersin? Çok güzel bir soru. Geçmiş spor hayatımda kesinlikle yani liseden sonraki hayatımda başka bir üniversitede okumak isterdim. Yani buradan daha erken çıkıp hani hem üniversite hayatımı, akademik kariyerimi ilerletip hem de oralarda oynamak isterdim yani. Biraz daha batıda, böyle biraz daha göz önünde olmak isterdim açıkçası. Daha erken çıkmak isterdim. O zaman biz de buradan şunu anlıyoruz. Kızlar bir an önce görevden çıkmamız lazımmış.
Buradan anlayacağınız en güzel ders, tez zamanda göreden çıkmanız lazımmış. Evet, Zehra. İnşallah hepiniz kendinizi en iyi şekilde gösterirseniz en iyi yerle de gelirsiniz yani. Öyle düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Evet Zehra, bu da bizim panik atağımız. Yürüdüğü yerde panik atak geçiren delimiz bizim. Evet Zehra. Seymanur abla merhaba. Seymanur abla, voleybol başladığında ilk voleybol formasını giydiğinde ne hissettin? Ne hissettim? İlk başlarda sevmiyordum, açık konuşayım. Çünkü bireysel bir sporda, hani dedim ya, biraz özgüven eksikliği var. İlk başlarda çok böyle istemiyordum yani. Hatta antrenmanlardan bile kaçıyordum. Diyordum ben gitmeyeceğim ya antrenmanlara. Hani çünkü insanlarla tanışmak o kadar zor geliyordu ki ben çok zorlanıyordum. Birileriyle tanışmak, onlarla acaba arkadaş olacağım mı, olmayacağım, beni sevecekler mi, sevmeyecekler mi diye çok korkuyordum. Bir de bireysel spordan çıkmamın etkisi vardı. Çünkü yüzmede ve jimnastikte herkes kendi bireyseldir yani. Kimse kimseyle arkadaş çok öyle yakın olmaz. Çok korkuyordum. İstemedim de hatta. Maçlara falan çıkarmak istediler ilk başlarda. Ben dedim ki hani bir iki maça çıktım, istemiyorum dedim. Giymek falan. Bu formayı da giymek istemiyorum. Ama sonradan öyle bir sevgi oluyor ki yani o formayı üstünden çıkarmak istemiyorsun. İlk başlarda çok korkarak giymiştim. Açık konuşmak gerekirse. Sevmeyerek giymiştim ama dediğim gibi o özgüven eksikliğinden kaynaklı. Sonra şu an mesela o forma terlemeden sahadan çıkmak istemiyorum. Şu an öyle Anladım. Bir sevgiyle bağlıyım yani. Demek Anladım, ki, teşekkür ederim. Demek ki güzel bağımlılık, bağımlanmak, işte takım sporunun o size verdiği bilinç veya işte bağlılık çok farklı oluyor. Yani sizi normalden alıyor, bir anda bir daha arşa yükseltmeye başlıyor. Hem karakter olarak hem bağımlılık olarak. Evet. Çünkü işinizi de sevmeye başlıyorsunuz. Sonra yaptığınız şeyden mutluluk duymaya başlıyorsunuz. Sonra devamı geliyor. İşte bu da çok güzel. Fatma, küçük evrarımız. Hakemlerin bu sene maçlarda bir kızım dur Allah'ını seversen bir dur diye uyardı. Evet Fatma. Merhaba Şeyman abla. Ben Fatma Nur. Merhabalar. Voleybolda servis mi yoksa smaç mı senin için daha etkin bir teknik? İkisi de bence etkin bir teknik. Çünkü şöyle, rakibe karşı servis çok etkili oluyor. Çünkü onun oyun düzenini tamamen bozuyorsun. Smaç da şöyle, sana bir avantaj geliyor ya da bir geri dönüş geliyor. Rakip işte atak yapıyor. Sana bir geri dönüş, bir hareket yapmak için bir avantaj sağlıyor sana. Pas atılıyor mesela, smaç vuruyorsun. O eğer ölürse aslında benim için etkili oluyor. Eğer ölmez de oyunda kalırsa ya da bir şekilde top döner de tekrar bize gelirse bu bizim için dezavantaj bir nevi. Ya bence onun için servis bir tık daha etkili diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafın kurduğu düzeni tamamen alt üst ediyorsun yani. Mesela bakınız ırmak 12 sayı. Maçımızı maçı servisle kırmıştı bizim o 3-2'lik maçta, Diyarbakır maçında. Biz gitti dedik yani falan. Bir girdi 12-0 oldu maç. Bir anda açıldı maç. Dedim tamam Allah'a şükür. Allah'a şükür maç geri geliyor dedim. Hakemler de bana sayıyor orada. Ya sen bu kızı neden sokmuyorsun? Ya arkadaş bekleyin de ikinci set sokacağız oyuna. Kozumu sona saklıyorum diyorsunuz yani. Mecbur bir tane iyisini saklamak zorundayım. Bu malum biliyorsunuzdur. Midilerde bu değişiklik zorunluluğu falan var ya. Şimdi evet. Bir tane oraya dirençli bir oyuncu koymadığınız zaman, 3 tane sağlam oyuncuyu sağdan çekip direnci biraz daha zayıf olan oyuncuyu sahaya sürdüğünüz zaman takım şey oluyor. Biraz daha güçlü kalıyor. Ama mesela öbür türlü hani bir tane oyuncu koyduğun güzel oluyor falan. Bir de yani bunu yeni öğreniyorum ben işin gerçeği. Hani branşta geçmiş malum, branşımız güreş. Şimdi bugün demiş voleybol antrenmanı yapıyoruz. Değişik bir hayat yani gerçekten. Yine de güzel bir şey ya. Sizin için de çok büyük bir basamak bence. Ben kızlarımı çok seviyorum. Öyle düşünüyorum. Bunlar benim kariyerimi değiştirdi. Ben başka yere gidiyordum. Ben bunların yanında ne yapıyorum bilmiyorum ama güzel oluyor maşallah ya. Dilan bizim ikincilikte oynayan kızlarımızdan bir tanesi. Fındıklı'da oynuyor hatta. Bu sene inşallah bir Çorum voleybola geçme durumu var. Dilan bu sene çapraz bağını işte yerde bizim salon zeminimiz vasat. Orada bir kayıt çapraz bağında yırtık oluşmuştu. Dilan bir sor bakalım ablanı. Geçmiş olsun. Merhaba. Bu arada hocam iki yırtık vardı dizimde. Bir menisküs bir de çapraz bağ yırtığı vardı. Bolluk varmış. Biraz o zorladı beni. Birkaç sorum var aslında da bir şey sorayım. Bu yırtığını ne kadar sürede tam olarak böyle atlattınız? Yani ilk olduğu süreçte mesela bir 4 ay falan tamamen
hani hareketlerle, egzersizlerle geçirdim. O 4 aylık süreçten sonra, yani tamamen yavaş yavaş hafiflemeye başladıktan sonra ağırlık ve daha fazla yüklenerek, daha fazla oraya güç sarf ederek daha güçlendirdim yani. Aslında menisküsün şöyle bir şeyi var. Menisküs hani ameliyatlık olmadığı sürece mesela ben çok çok aşırı derece yırtık olmadığı sürece ameliyat falan çok fazla istemiyorum açıkçası. Çünkü güçlendirilerek geçilebilecek bir sakatlık. Ama hani çapraz için aynı şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. Yani Allah korusun, inşallah hiç kimse yaşamaz ama yani zor bir süreç senin için. Ama bunu bence aşabilirsin. Hem psikolojik olarak mesela bir şekilde hocalarından, arkadaşlarından, ailenden destek mutlaka vardır. Güçlendirerek falan üstesinden gelebilirsin yani. Ben ilk 4 ay çok zorluk yaşadım. Sonra bir 8 ay falan hani o 4 ayla beraber voleybola tekrar dönmem sürdü. Ondan sonra rahatladım yani. Ferdi Hocam da sizin gibi kesinlikle ameliyat olmasını istemedi zaten. Evet. Güçlendireceğiz dedi. Zaten bu yazda onunla biraz uğraşacağız biz. Evet. Bir de şey mesela bu orta oyuncu mevkii olmazsa hangi mevkide oynamak isterdiniz? Pasör çaprazı oynamak isterdim. Çünkü ben atağı biraz daha böyle seven bir oyuncuyum. Yani orta oyuncu olmama rağmen blok evet yapabiliyorum ama elimden geldiği kadar. Ama atak benim için böyle daha bir bana haz veriyor yani. Böyle daha mutlu oluyorum. Bir atakla sayı aldığım kadar blokta şey yapmıyorum, mutlu olmuyorum yani. Onda da mutlu oluyorum ama atakta da daha böyle heyecanlanıyorum, daha çok seviniyorum. O yüzden pasör çaprazı olmak isterdim herhalde. Teşekkür ediyoruz. Evet Hülya, Çaykur Rizespor'da oynuyor da. Hülya sen, lafını dinleyelim seni kuzum. Merhaba Şeyma Nur abla. Merhabalar. Şey soracaktım, voleybol hayatınıza ne gibi katkılarda bulundu, olumlu ya da olumsuz? Olumsuz, fiziken yaşlandım diyebilirim. Şaka yapıyorum da tabii ki. Ya sakatlıklar falan benim için olumsuz tabii ki. Onun dışında pek olumsuz bir yönünü görmedim yani. Benim için aksine çok olumlu yönleri de oldu. Mesela ben normalde insanlar arasında çok böyle sosyal olmayan biriydim. Konuşmayan biriydim hatta. Şu an bile bazı yerlerde yabancı bir ortama girdiğim zaman susuyorum mesela. Çok konuşkan, çok girişken bir insan değilim. Onun için benim yani o arkadaşlarla tanışmam, o süreçler benim için çok büyük bir artı oldu. Özgüvenim yerine geldi. Yani özgüven sağladı bu bana. Onun dışında çevre edindim. Çok iyi arkadaşlıklar edindim. Çok iyi antrenörler edindim. Yani hepsinin tecrübesinden faydalanmak istediğim için böyle hep böyle işte Ferdi Hoca gibi antrenörlerle tanıştım. Onların fikirlerini aldım. Onların düşüncelerini aldım. Her antrenörlerden bir şey kapmaya çalıştım yani elimden geldiği kadar. Her yeni kişi yeni bir şans, yeni bir bilgi. Evet, yeni bir şans. Her kişiden de bir şeyler öğreniyorsun yani. Mesela çok iyi arkadaş olup da çok kötü olan arkadaşlıklarım da oldu yani. Çok iyi başladı. Aynı takımdaydık. Çok iyi. Onun da aslında karakterini öğreniyorsun. Çünkü çok insan tanıyorsun. Çok iyi gözüküyor ama sonra çok kötü çıkabiliyor. Yardımcı oluyor açıkçası. O yüzden herkese samimi olmuyorsun. Çok öyle. Çok teşekkürler. Yani şey, şimdi zaten mesela o arkadaşlık olayı rica kesinlikle. Ederim. Ya şöyle, her arkadaşlık olayı zaten gerçekten şey, voleybolda inanılmaz fazla. Mesela bireysel spor yapmış biri olarak söylüyorum. Ya belli bir grup, yani belli bir grup oluyor arkadaşlarınız ama voleybol öyle değil. Çok farklı. Yani takım değişiyorsun, yeni arkadaşlık, yeni bir hoca. Takım değişiyorsun, yeni gruplar, yeni hoca. Ama biz öyle değil. Evet. Bizde en fazla bir takım değişebiliyorsun. Yani kulüp, büyük kulüp anlamında. Taş çatlasın iki. Yani olimpiyat sporcusu olsanız bile bir tane değişiyorsun. İşte İstanbul'la Ankara var bizde mesela. Kalıyor ama voleybol ben bu konuda çok beğeniyorum. Yani bu arkadaşlık anlamında çok beğeniyorum. Bir de o vurguladığın özellikle hani sosyal gelişim yönün mesela ya mesela benzeri bizim şu an Sudenaz bence şu an bunu sen söylerken Sudenaz'a herkes aklına geliyordur bence. Ya kopya yani bu kadar mı benzeşilir? Çocuklar bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz şimdi Şeyman'dır bu program 45 dakikayla sınırlandırıyor. Şimdi ben bu yayını kapatıp bir daha bir yayın açacağım. 45 dakika doldu ya. Tamam mı? Hemen bir dakika yeni linki gönderiyorum. Bir dakika yeni bir link gönderiyorum. Tamam mı? Çünkü yüzümüze kapan basın yoksa. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Hemen gönderiyorum.
Ya ben ne ben desek, teşekkür ederim. Yani ne desek şu benim an. Benim de ilk tecrübem oldu böylelikle. Daha devamı gelir inşallah. Ben inanıyorum devam da gelecek. İnşallah. Kızlar inşallah. Devam edelim. Ama ablanızın da akşam ya zamanı da almayalım çok fazla. Kızlarım. Şey Kübra ve Ayşegül siz soru soracak mısınız? İzleyici olarak katılan siz ikiniz. Var mı soru? Ha sorularınız yok. Var mı sorularınız? Yok tamam. Evet Sudenas. Sana döndük yine. Döndü iş geldi. Seni başa senin yanında. Evet Sudenas buyur. Sor abla aç mikrofonunu. Sen abla orta oyunculukta verebileceğin tavsiyeler ne bana? Tavsiyeler ne? Çok fazla ekstra çalışmak. Kesinlikle bir şey yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey soracağım. Blok konusunda at. Ben direkt sana ben sorayım onu yerine. Kilo için yorumun ne? Allah'ını seversen bunu güzel. Tamam. Sen bana destek çık bu konuda. Bak bu konuda senin lafın çok önemli. Ya şu an çok zor bir soru oldu çünkü çok fazla kilo alıp veren bir insan değilim. Hep genelde standart kalıyor. Hani genetik büyük ihtimal. He, orta oyuncuların ama, yani kilosuna sormalı. Düşük olmalı değil mi yani? Yani tabii ki. Kendini evet. Çok fazla zorlamayacak şekilde bence sıkıntı olabilir yani ilerleyen yaşlarda. Ama şöyle de bir şey var. Kendi hani bu işin artık bilincine vardığı zaman kendi beslenmesiyle yani kendisi annesine diyecek aslında. Anne benim bunları yemem lazım, bunları yapmam lazım diyecek. Şu an hani belki de bir tık daha dikkat ederse daha iyi olabilir yani. Büyük ihtimal genetik de vardır. Genden gelen bir şey de vardır. Var var Allah için. Ama kendine dikkat etmesi gerekiyor. Ya şöyle biz şimdi en çok şu an... Çok aşırı derecede sana engel olacak bir şey değil ama dikkat edersen senin için de çok büyük bir avantaja dönebilir yani. Bizim şu an kendisiyle kavgamız o da yani bu kilo konusunda aramızda savaş var. Böyle bildiğin yani birbirimizi öldürüyoruz resmen. Ben her antrenmanda bir fırça seansı uyguluyorum bir 15 dakika. Yok sen kendine dikkat etmiyorsun bilmem ne. Psikolojisi bozuluyor gidiyor bir ağlayarak gidiyor. Ertesi gün geliyor ben tamam motiveyim. İki gün dayanıyor üçüncü gün bir daha baştan. Yok hiç psikolojini bozma. Benim öyle çevremde arkadaşlarım vardı. Ya bir şekilde artık sen kendin diyorsun ki yani dikkat etmem lazım diyorsun. Bir yerden başlayınca zaten dikkat ettiğin süreçte sana olumlu şeyleri veriyor. İnşallah bunları duyuyorsun değil mi Sinaz? Ama canını sıkma yani. Çok fazla öyle ağlayacak kadar da canını sıkma. Sadece dikkat etsen yeter. İnşallah dikkat et. Kendini edersin. Üzme yani. Orta oyuncu olarak peki sen ona tavsiye edersin? Yani böyle daha dur böyle ol gibisinden. Ne tavsiye ederim? Hani en çok sevdiği atak mı servis mi? Önce onu bir sorayım. Onu da merak ettim ben. Onu, o nelerden hoşlanıyormuş? Atak. Yani karşı tarafa atak yapınca rahatsız oluyor. Ha blok yapmaya hoşuna gidiyor öyle mi? Sen de benim gibisin. Tam benim kafa. Blok olarak mı atak olarak mı? Smash vurmak mı blok mu Sudenas? Ne? Atak olarak yani smash vurunca daha çok hoşlanıyor. Evet tam benlik ya tam benim gibi. İnşallah. Ya ben de çok hoşlanıyorum. Geleceği de senin gibi mesela olur. Mesela en çok inşallah hepsinin öyle olsun. Ben mesela atak çok sevdiğim için ilk başta ondan başlayayım. Çok fazla ekstra sıçrama antrenmanları yapıyordum mesela. Böyle koyuyordum şeyleri salona erken gidiyorduk biz işte. Sağlık topunu alıyordum eve engelleri koyuyorduk ekstra sıçrama çalışıyordum mesela ilk başlarda. Çok hevesleniyordum çünkü çok fazla yüksek sıçrayayım da diyordum. İşte toplara bam güm vurayım diyordum. Hep onun için heyecanlanıyordum. Hep onun için çabalıyordum. Buyur, onun için lafını kesiyorum. Yani ligde, ekstra çalışabilirsin. Bu sene ligde gördük seni gördük zaten. Ben sürekli sana yorumu da yaptım dedim yani şey ligin en güçlü en güçlü fizikli orta oyuncularından biri sendin zaten. Şimdi bunu inkar etmeyelim. O altyapının güzelliğini gördük bu sene. Aynen. Teşekkür ederim. Evet, yani ne kadar seversen o kadar aslında fazla şey yapıyorsun. Sıçramak için ekstra çalışıyordum mesela. Her sezon öncesi, her yazın 3 ay boyunca sürekli fitness'a falan gidiyordum. Yani aslında her şeyi geliştirmek için, üstüne koymak için onu geliştirecek. Mesela işte atakta çok fazla mı sıçramak istiyorsun? Ben sıçrama çalışıyordum. Çok fazla kol kuvveti mi istiyorsun? Mesela omuz çalışıyordum. Hani karın sırt ekstra, onlar da tabii çalışman lazım ama hani neyi daha iyi yapmak istiyorsam ona destek olacak
şekilde kendimi geliştiriyordum. Serviste aynı şekilde. Servisi ne kadar nizami tutarsan ya da topa hani genelde biz vur çektiğin zaman daha rahat gidiyor. Top böyle biraz daha süzülerek gidiyor, daha etkili gidiyor. Mesela onu ekstra gidiyordum salona 20 tane, 30 tane ekstra çalışıyorsun. Ne kadar ekstra yaparsan bir şeyi geliştirmek için o kadar iyi oluyor. Yani hangisini istersen sen de atakta istersen atağı geliştirici şeyler. Pası geliştirmek istersen pasör aynı şekilde. Sağlık topları duvarda çalışan pasör arkadaşlarım vardı benim mesela. Gelip ekstra sürekli sağlık topuyla orada yarım saat çalışıyorlardı. Evet, onun için de kendi gözünde büyütme aslında. Çok fazla ne kadar gözünde büyütürsen o kadar zor olur senin için atlatmak. O yüzden de ki yapabilirim, başarabilirim. Sürekli kendine bunu tekrarla. Emin ol o zaman daha anladım, rahat oluyor. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Rica ederim. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük, mutlu olduk. Çocuklar şu an heyecanla. Evet kızlar, Irmak senden devam edelim. Ablanına sorunu soracağım için. Soruyorum. Emanur abla, elinize ilk topu aldığınız zamanı hatırlıyor musunuz? İlk elime. Voleybol topunu aldığımdan çok sertti. Çok korkmuştum. Çok canım yanmıştı. Hatta buraların falan ilk duvarda işte manşetle başlıyorsun ya. Balonla falan oynuyorduk biz küçükken öyle. İlk başlarda balonla oynatıyorlardı. Sonra top geldi. Topla duvarda çalışıyorsun ama buraların böyle kıpkırmızı oluyor. Ben mesela eve gidiyordum. Buralarım kıpkırmızı ve böyle pütür pütür oluyordu. Onu mesela hiç sevmiyordum. O yüzden ilk başta ellediğim zaman topa çok sert gelmişti bana. Çok gözüm korkmuştu yani. Bu çok iyiymiş. Bu, teşekkür bu çok, ederim. Bu çok güzelmiş. Bu gerçekten buralarım da hala belki görünüyordur ama iz falan vardı bir ara böyle çok. Aşırı. Bir de soğukta çalıştık. Yani biz de mesela zor şartlarda antrenman yaptık. Yani salon buz gibiydi. İki kat giyiyorduk, üç kat giyiyorduk. Böyle neredeyse modla çıkacaktık salona ya. O derece. Bu şey değil mi? Duvarda yani çalışıyoruz mesela. İşte ben de öyleydim. Aynı yollardan geçtik hepimiz. Yani duvarda çalışıyorsun mesela. Hani uzun kolluyla olmuyor. Manşet alamıyorsun. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Yani çıkarıyorsun onu, çekiyorsun ya da tişörtle yapıyorsun. Buraların kıpkırmızı oluyor. Sonra işte antrenman süreci boyunca sonra kızarıklık gidiyor, böyle pütür pütür oluyor buraların soğuktan. Yani çok zorlu bir süreç ama çok güzel yani. Acı çeke çeke iyi günlere geliyorsun. Çok şükür. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten çok şükür. Yani o çileyi çek. Yani gerçekten o çileyi çekince evet. Bugünün daha çok değerini biliyorsun. Yani beleş gelen işte evet. Her şeyler sunulmuş. Hani bir hayat çok etkili olmuyor. Mesela ben üniversitede Celal Bayar mezunuyum mesela. Bizim okulda voleybol, yani voleybol çok fazla vardı. Bir de birinci öğretim antrenörlük, ikinci öğretim antrenörlük, öğretmenlik sınıflarında yönetik. Ya bu arkas markas karşıya kaynağı onların çok sporcusu bizdeydi. Ben çok ekstra. Ya öyle insan diyordu. Mesela hocalar şey diyordu. Bu kız geleceğin yıldızı diyorlardı. Ben şimdi duyuyorum. Üniversiteyi bile tamamlamadan eğitimden vazgeçmiş, bırakmış. Hani niye? Belki hayatını bilemeyiz ama hani şu an ön yüzde gördüğün şey kısmi olarak şunu görüyorsun. Hani biraz daha büyük şehirde bir çoğu takımda her şeyi çok fazla sunuyorlar sana. İşte senin çektiğin çileyi çekmeyince o her yaşadığı kulüp, her yaşadığı deneyimin de kıymetini bilmemiş oluyor. Hatta seninle bir konuyu konuşmuştuk bununla ilgili. Çok evet. Bir sporcu hakkında demiştim. Ya evet. Nasıl bir şey falan hatırlıyorsun. Sormuştum mesela bir sporcu. Ya yani, ne kadar zorluk çekersen bir sonraki yaşadığın şeylerde, iyi şeylerde, olumlu şeylerde her zaman diyorsun ki ya çok şükür onları yaşamışım da biliyorum. Yani biraz daha mütevazı oluyorsun aslında. Biliyorsun yani kötü o kötü anları da yaşıyorsun. Kötü zamanları da diyorsun iyi ki yaşamışım. Ki şu anın değerini o kadar ekstra fazla biliyorsun yani. O yüzden her anın kıymetli oluyor ister istemez de. Evet, devam edelim. Eylül, sizin gruptayız. Sorularınızı alalım kızlar. Evet. Bu arada Eylül Emanur abla maçı. Ümeyre bir saniye. Eylül acayip voleybol takipçisidir. Yani böyle kim ne yapmış, nerede, kim hangi kulüpte, nerelerde oynamış. Tam öyle o böyle A'dan Z'ye kadar takip eder. Takımı da komple. Mesela şimdi bu takımda ikiye ayrılıyoruz biz. Vakıfbank ben oluyorum. Benim taraftarlarım. Kimse yok. 2-3 kişiyiz. Eczacıbaşı geriye kalan herkes. Şu an burada gördüğün herkes Eczacıbaşı taraftarı. Kapışıyorsunuz yani. Savaş var. Bildiğin herkesi elimden zorlar. Yok. Bir şirinlik yapıyor, duygusallık yapıyor. Yok ben Eczacıbaşı'yı tutacaksın falan. Bakayım herkes. Bir tek ben kalıyorum Vakıfman. Tek başıma. Evet. Sor Meyra. Sor kuzum. Kızların birlik olması güzel bir şey ama. Gerçekten öyle. Kesinlikle öyle. Evet Meyra sor. Sorayım. Evet.
Şeyma Nur abla maça çıkmadan önce totemlerin var mı? Varsa neler? Maça çıkmadan önce var. Evet. Yani mesela bir ara saçıma taktığım tokayı bileğime takıyordum. Hala bazen takarım, hala burada tokam. Bazen takıyorum yani bileğime falan takıyorum. Mesela o benim niyeyse iyi hissettiriyor yani. Sonra bir tane kolyem var. Bu kolyesi zaten maça çıkmıyorum. O da Uğur'un. Yani bu ailemden hediye bir... Aynen Uğur'um. Ailemden hediye bir kolyeydi. İlk taktığım kolye. O yüzden çıkarmıyorum mesela maçlardan önce. Yani sıkıntı da olsa çıkarmıyorum. Bir de şey takıntım var benim. Mesela bir ayakkabımı çok sıkı bağladığım zaman maç içerisinde çok rahatsız ediyor beni. Diğerini açıyorum, maçın içindeyim ben. Servise gidiyorum, ayakkabı bağlıyorum. Niye? Biri birinden daha sıkı, biri birinden daha gevşek. Öyle takıntılarım var mesela. Totem değil ama bir nevi takıntı gibi bir şey yani. Biri birinden mesela çorabın biri birinden uzun oluyor. Tekrar kısaltıyorum falan böyle. Çok değişik yani. Biraz şey seviyorum. Nizami olmasını seviyorum herhalde. Nizami olmasını seviyorsun. Ama o da bir totem aslında. Psikolojik olarak totem. Yani şeyle, yani sen kendi... Evet. O çok rahatlatıyor. Rahatlatması önemli olan şey orada. Evet, Eylül. Evet. Çok da gerçekten çok etkiliyor yani. Garip bir şey. Aynen öyle. Eylül abla, örnek aldığın sporcular ya da voleybolcular kimler? Oo. Benim en çok örnek aldığım Eda Erdem. Oo, gerçekten. Eda Erdem Dündar. Gerçekten hem karakteri olsun hem yani sporcu kişiliği, karakteri, oyunu benim için çok ekstra şey yani, idoldür. Savaşçı ya, gerçek bir savaşçı yani. Evet, gerçekten öyle. Ya ben şunu söyleyeyim, ben şunu duydum, bu kulaklar şunu duydu. Yani bu Avrupa Şampiyonası televizyonda yayınlandığı için herhalde, bilmiyorum ama yani toplumun sadece içine iniyorsun mesela, küçük yerdesin, çok böyle hani bu kültür de gelişmemiş. Ya voleybol bilinci bile mesela bizim çocukların hani işte haberlerinden sonra artmaya başladı içeride, öyle değil. O kadar voleybol hani kültür bu konuda eksikti. Şimdi düşünüyorum, çarşıya iniyorsun mesela, insan şey diyor. Ya diyor, o milli takımdaki kaptan kız nasıl bir şey o öyle ya falan diyorlar insanlar. Yani öyle bir imaj oluşturmuş ki artık hani küçük yerlerde bile insanlar ismini bilmese bile kaptan kız diyerek hani niteliyorlar ve o şekilde övüyorlar Eda Erdem'i. Evet. Ya bir de artık sosyal medyada da insanlar çok fazla yayıyor. Hani yani sonuç olarak milli takımımızın kaptanı yani. Çok fazla dile geliyor. O yüzden insanlar bu olarak o savaşçı ruhu ve başarısını gerçekten tebrik ediyor yani. Ben de aynı şekilde. Ya o maçlarda o sevinçlerde İdol falan. İdol olacak bir insan. Aynen öyle, maçlarda mesela o sevinçlerde, evet, sevinçlerde falan. O hırsı. Ben yemin ederim yerimden kalkıyorum, televizyonu kapatıyorum, kanal değiştiriyorum, bir daha geri açıyorum falan. İnsan kopuyor resmen onlarda. Böyle evet. Bazen insan kendini izlerken, ben mesela kendimi onun yerine koyuyorum. Diyorum o kadar şey seyirci olacak, ben nasıl sevinirim acaba? Ben nasıl, yani kendimi onun yerine koymaktan alıkoyamıyorum. Ama öyle ya, insan işte istemez koyuyor yani o efsane an. Efsane bir duygu yani. Evet. Ama sizin Çanakkale'de de voleybol bilinci bayağı gelişmiş. Geçen Emin Hoca şey diyordu. Çan'da evet, salonlar full çekiyor falan diyordu. Evet. Aynı şekilde Çan'da da mesela bizde de çok fazla böyle başa baş gidebilecek maçlarda gerçekten ilgi ve seyirci çok fazlaydı yani. Bu aslında biraz Sultanlar Ligi'nden kalma bir alışkanlık. Zaten 20 senedir falan profesyonel liglerde sürekli aktifler. Çok donanımlı bir kulüp. O yüzden çok fazla ilgi var aslında. İnsanlar böyle severek geliyorlar yani. Futboldan daha çok seviyorlar. Mesela maçtan çıkıyoruz. İşte abla bir fotoğraf çekilebilir misin? Ben ilk defa mesela orada yaşadım. Ama bu insanı mutlu ediyor. Çünkü niye, sana olan ilgi, sana olan böyle merak duygusu ya çok insanı ne bileyim olumlu yönde etkiliyor yani. Ya Aksaray'da, çok sevmiştim ben. Biliyorsun, zaten ilk maçımıza çıktık. Evet. İlk maçımıza çıktık mesela. Çok fazla seyirci vardı. Ben dedim Allah Allah dedim. Bir yanlışlık olmaz. Yani futbola falan gelmiş olmayasınız. O kadar ilgi vardı. Ben çok şaşırmıştım. Ya zaten mesela yani çok büyük bir destekler bizim için. Çanakkale halkı. Ya Allah razı olsun o konuda gerçekten. Ve mesela Aksaray'da evet, şey var. Aksaray'da da ve de Solhan'da aynı benzer durumlar var. Aksaray'da ve Solhan'da salonlar evet, şey yetmiyormuş. Salon yetmiyormuş. Küsüyormuş insanlar. Ya bir gün de bize bir yer ayırtın diyorlarmış falan. Böyle bir olay çıkarıyorlarmış o yüzden. Bizim bu sezonda kaleyle oynadığımız içeride işte bizim sahamızda oynadığımız kale maçında da oturacak yer yoktu insanlar ama ayakta böyle durup maç izliyorlardı mesela. Çok etkilenmiştim ondan. Dedim gerçekten insanlar yani seven insan gerçekten seviyor.
izlemeyi, destek olmayı. Ama sana bu samimiyetle şunu söyleyeyim. Ya bu doğuda da artık artmaya başladı. Çok şükür. Mesela şunu samimiyetle söyleyebilirim sana. Evet. Hani voleybolun, özellikle bayan voleybolunun hani oyundaki o tekniksel görsen şöleni şeyden daha üstün. Futboldan daha çok güzel. Futbolda bir deli topu alıp köşeden kanattan uçarak gidiyor. Herkes coşuyor ama voleyboldaki smacın, blogun, işte oyunun içindeki işte hilelerin, şunun bunun hani o insanı gaza getirmesi ya da o oyuna kaptırması, seyirci olarak oyuna kaptırması her şeyin üstünde bence. Ya bence bayan için çok estetik bir spor voleybol. Yani hani göz, bir kere insanların diyor ki evet ya bu bunu yapabiliyor o falan böyle. Hani tepkiler alabiliyorsunuz. O çok güzel hareket yaptın ya şu maçta falan diyebiliyor insanlar. O yüzden insanlara böyle biraz çekici geliyor açıkçası. Ya işte Allah şükür. Yani doğuda da bu arttı da ilgi, şükür, işte spor olan merak. Voleybol özellikle. Ya ikincilikte falan zaten takımlar biliyorsun artık artmaya başladı. İnşallah bir benim tek dua ettiğim şey şöyle bir tane güzel bir birincilik takımı olması artık doğuda, artık haktır yani yavaş yavaş. Evet. Voleybol için. Evet. İnşallah. İnşallah daha da artarak devam eder. İnşallah gerçekten. Evet, Eylül var. Siz mikrofonu kapattınız herhalde. Sorunuz yok. Daha sonra var da sonra devam ederiz sizinle. Hülya, senin sıranmış bu ekrana göre. Sen sor kuzum sorunu. Tamam hocam, sorayım. Şeyi merak ettim Şeymanur abla. Aranızda hiç sana lakap takan falan var mı? Lakap takan vardı. Ben geçen sene planjon atıyordum. Sürekli antrenmanlarda böyle bir sağ atlıyorsun, bir sola atlıyorsun falan. Ben de böyle çok hani uzunum ama çok kıvrak ve şey oluyordum. Böyle bir top şeklinde oluyordum. Kızlar bana misket diyorlardı. Misket bu ne ya? Misket gibisin. Top, gerçekten planjonu atıyordum mesela. Top gibiydim yani. Böyle hiç bacaklarım falan uzanmıyordu. Bir de yana doğru hani bir yana doğru adımlayarak vardı. Bir de omuzun üstünde dönerek var ya. Ben genelde onu yapıyordum yani. Alışkanlık olmuş. Sürekli dönüyorum. Ya diyor hani bastığın yerden tekrar ayağa kalkıyorsun. Nasıl oluyor bu falan? Planjonu normalde öne falan atarsın. Sen diyor son adımını basıyorsun diyor. Aynı yerde dönüyor gibisin. Bu nasıl falan? Misket diyorlardı bir ara kızlar. Onun dışında böyle çok lakap takan olmadı yani. Güzel isimmiş. En azından şey. Böyle evet. Yani çok öyle ekstra dediğim gibi lakap takan olmadı ama bu böyle söylenti oldu. Ama aklımda kalan sadece bu. Evet İlayda, sana geçelim. Teşekkürler. Rica ederim. Sorun var mı? İlayda? Ses gelmiyor. Sude. Sorun var mı İlayda? Öğretmenim hayır, maalesef. Tamam kızım. Kapat mikrofonunu. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Sude, sendeyiz. Sor bakalım sorunu. Şeymanur abla, voleybol deyince senin aklına ne geliyor? Voleybol deyince benim aklıma heyecan geliyor, hırs geliyor. Çok, gerçekten çok hırslanıyorum. Yani sevgi geliyor, hırs geliyor. Savaş geliyor. Çünkü bir evet savaş geliyor. Çünkü belli bir süre sonra bu benim için yani gerçekten çok fazla sevgi olmaya başladı. Yaptığım işten çok fazla mutluluk duyarak yapmaya başladım. Ağlayarak gittiğim yerden mesela şu an gidip 3 saat 4 saat antrenman yapabilirim o sahada. Hiç benim için problem olmaz yani. O kadar saat orada olmam, oynamam. Ya aşka dönüşüyor ya bir nevi. Sudeniz mesleki aşağı, aşk oluyor. Sudeniz aşağıdan gülme. Oradan görüyorum seni. Gülüyorsun. Şeymin abla söyledikçe sen gülüyorsun. Evet Betül. Sudeniz size geçelim kuzum. Sudeniz mikrofonunu kapatacağız. Evet sizin sorularınızı alalım. Var mı sorularınız kuzum sizin? Evet öğretmenim. Evet. Sor. Öğretmenim ben bana şans mı çalışmak mı? Kuzum bana sorma. Şeymin abla. Şans mı çalışmak mı? Ne? Şans mı çalışmak mı? Heh, tamam. Tamam, anladım. Benim için öncelik çalışmak. Sonra zaten hayat bir şekilde sana gülüyor yani bir yerden. Çünkü bir yerden elinden tutuyor senin. Diyor ki evet ya sen çok çalıştın. Bu senin için bir fırsat ya da bu senin için bir şans diyor. Bir şekilde iyi yerlere bağlanıyor yani. Benim için bence çalışmak. Ama tabii şansın etkisi oluyor. Bazı insanlar mesela hani sırf spor için değil başka yerlerde de çok şanslısın ya falan. Hep böyle işleri iyi gider, rast gider işleri. Rast çok şanslısın ya falan. Aslında belki şans evet ama yani çalışırsan aslında o şansı elde edersin. O şans seni bulur yani. Teşekkürler. Çalışmak yani şansı getirir. Rica ederim. Sude, senin sorun var mı? Evet.
o kapıyı çalışmak açıyor yani. Evet Sude. Şeyman Nur abla, sorum şu. Başarının sırrı neye borçlusun? Başarının sırrı neye borçlusun? Başarının sırrı neye borçlusun? Yani çok fazla tekrar, aynı şeyi çok fazla tekrar etmeye bence. Bir şeyi nasıl, ne kadar iyi yapabilirsin mesela? Mesela yemeği ne kadar fazla yaparsan o kadar iyi. Artık tecrübelenirsin yemek konusunda. Mesela çok güzel, çok güzel yemek yapmışsın falan dersin. Bu da öyle. Ne kadar bir şeyi çok yaparsan, ne kadar çok tekrar edersen o kadar iyi oluyor. O kadar mükemmel oluyor. Teşekkürler. Rica evet. ederim. Devam edelim. Ekin ve Zehra ikilisi. Evet, geldi sıra size. Sorun da Ekin orada kıvırıyordunuz. Hadi panik atak geçiyorlar olsun diye. Hadi bakalım. Telefon düştü, telefon. Evet, sorun bakalım. Tamam. Seymanur abla, geleceği nasıl görüyorsun? Geleceği zaten ben üniversite mezunuyum. Üniversitede öğretmenlik mezunuyum. Beden eğitimi öğretmenliği. Şu an tamamen kariyer hedefliyim. Yani kariyerimde en iyi yere gelip orada noktalamak istiyorum. Olabildiği kadar. Ondan sonra da hani yüksek lisansa başvurup gerçekten iyi bir yer, yani okulda ben aynı şeyleri öğrendiğim şeyleri başka insanlara aktarmak için iyi bir eğitmen olmak istiyorum yani kariyer anlamında da. Ama gelebildiğim kadar en üst noktaya da gelmek istiyorum spor anlamında. Gerçekten değinilecek en güzel şey. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor diyor yani. Evet. Çünkü ben ikisini bir arada sürekli götürmeye çalıştım yani. Benim derslerim çok kötüydü. Bakmayın böyle iyi olduğuna. İlk başta çok kötüydü ama hani hatta şey dediler ya, spora yönlendiriyorsun. Kızın şimdi spora gidecek, kafası orada olacak, ders çalışamayacak falan filan diyorlardı aileme. Ama yok yani öyle bir şey. Sen gidiyorsun ama ikisinin de gerçekten bir arada yapıp başarabileceğini insanlara gösterdikten sonra en iyi cevap oluyor onlara. En iyi cevap, gerçekten en iyi cevap. Evet. İkisini bir arada götürmek çok da zor değil, inanın bana. İşte bak, en iyi örnek anladım, sensin işte. En iyi örnek sensin şu anda zaten. Estağfurullah. Ekin? Şeyma abla, oynadığın kulüpleri sayar mısın? Oynadığım kulüpler, ilk başta ben Şahin Bey'in altyapısında başladım Antep'te. Yani o zamanlar çok böyle popülerdi, Sultanlar Ligi'ndeydi. Ben ilk sene başlamıştım ama altyapısında başladım. Daha küçüktüm işte, 12 yaşında başladığımda. Altyapısına başladım, bir sene sonra kulüp kapandı. Ondan sonra burada devam ettim, tamamen Antep'te. İlk Şahin Bey'in altyapısında başladım. Sonra Merinos kuruldu. Merinos Spor Kulübü. Şu an birincilikle belki biliyorsunuzdur. Sonra Rota'ya transfer oldum. İzmir'e. Çok. Sonra en son Çanakkale. Evet. İzmir, aynen. Peki İzmir, burada Rota en eğlenceli geçen hangisi sonra oldu? Sonra Çanakkale. En eğlenceli geçen ilk senem çok güzeldi. Yani ilk defa alt ligden birinci lige gelişim. Yani iki sezon önce. O sezon mesela çok heyecanlıydım. Çok ilk defa böyle üst ligde bir yere gitmiştim. İlk atmıştım oraya. Yani heyecanlıydım. Bir o kadar korkuyordum. Acaba başarabilecek miyim, yapabilecek miyim diye. O sezon çok eğlenmiştim. Mesela insanlar hep bana yardımcı oluyorlardı. Hep yani böyle resmen bağırlarına basıyorlardı. Çok mutlu olmuştum o sezon. Bu sezon da çok mutlu oldum. Çok verimli geçti benim için. Böyle. Evet Fatma. Ama ilk birinci lige gittiğim sezon çok güzeldi benim için. Çok mutluydum. İlk yıl dışı, ilk yeni bir üst lig. Evet. Çok büyük bir de kritik bir viraj olmuş orası zaten. Evet. İnşallah. Yani korkarak gittiğin yerde gerçekten insanlar da destekleriyle kendini gösteriyorsun bir şekilde. İşte o konuda biraz insanın da biraz nasıl diyeyim, kalbinin temiz olması lazım ki bu sensin. Yani şöyle, gittiğin yerde iyi insanlarla karşılaşmadığın zaman müthiş bir sporcu da olsan biliyorsun. Evet. Yani bir şey olmuyor, ilerleyemiyorsun yani psikolojik olarak. Evet, gerçekten yani kötü niyetli olmadığın sürece iyi insanlar sürekli karşına çıkıyor ya. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Fatma, evet ablana sor bakalım. Sporculuk hayatında Şeyma abla minnettar olacağın biri var mı daima? Bir tekrarlar mısın Fatma Nur sesini? Sesini biraz anlamadım tam. Sporculuk hayatında minnettar olduğun biri var mı? Daima minnettar olacağın ya da.
Yani sporcu hayatında minnettar olacağın kişi. Minnettar olduğum biri. Birincisi ailem. Yani tek bir kişi değil aslında da ailem. Çünkü en büyük destek onlardı yani benim için. Ben hep başka bir takıma gitmek istediğimde en büyük destekçim onlardı. Onlar destek oluyorlardı. Onlara çok minnettarım bence. İyi ki desteklemişler yani. Gerçekten iyi ki desteklemişler. Bak, evet. Seni desteklemişler. Sen gittin Çanakkale'yi bu sene duvarı oldun. Yetmedi geldi bizim kızlara. Bak şu anda bir yol oluyorsun. Evet. Daha ne olsun? Sonra da mesela evet. Evet. Sonra da mesela Rota Koleji'nde İzmir'deyken İlker abi, İlker Alkan. O da çok büyük bir desteği var. Yani benim bu yerlere gelmemde bu süreçte Antep'teki hocam da aynı şekilde. Yani beni bir üstte sürekli en iyiye yönlendiren insanlar. Yani hepsine çok minnettarım aslında ama ilk önce tabii ki aile. Aynen öyle. Evet Fatma'dan evet. Sonra Filiz sorun var mı? Varsa mikrofonunu açacağım. Şeymanur abla eğer hangi sporu seçerdim? Yüzmeyi seçerdim. Çünkü çok seviyordum. Yani suyun içinde olmak o yani özgür, insana özgürlüğünü hissettiriyor. Çok seviyordum. Onunla devam ederdim büyük ihtimal. Ama oradan alınıp sonra voleybola yönlendirilince o bitti biraz tabii. Ama hala elimden geldiği kadar yapıyorum. Pasif de olsa. Olsun sporu yerin şeyi yok. Sonuçta ekstra evet. Ekstradır. Evet. Ceren? Var mı güzel soru kızım? Var hocam. Sor. İlk antrenmanda ne hissettin? İlk antrenmanda çok korkmuştum. Aynı topa elime aldığım gibi antrenmandan da çok korkmuştum. Hocadan böyle çok çekinmiştim. Acaba ne öğretecek bana, ne yapacak? İşte acaba ben alışabilecek miyim falan diye. Salona girdiğim zaman dedim. İlk işte fileyle tanışmam, ilk sahayla. Çok şaşırmıştım yani ama bir yandan da korkmuştum. Şimdi ne hissediyorsun sahaya girdiğinde peki? Şimdi böyle gerçekten özgür gibi hissediyorum kendimi ya. Çok rahatlıyorum yani. Artık orası senin olmuş çünkü bu saatte sonra. Evet. Evet. Sorumuz olan var mı? Başka sorumuz. Bu sefer rastgele bakayım şöyle. Eylül sizin var. Açın mikrofonunuzu. Irmak sonra seni alayım. Bekle. Şeyma abla, voleybol stilini tek bir kelimeyle anlatacak olsam bu kelime ne olur? Voleybol stili mi? Evet. Estetik derdim herhalde. Tek bir kelimeyle. Estetikmiş bak. Peki, evet, çünkü jimnastiğin vermiş olduğu bir esnekliğim var zaten. Heh. Hani onu da seviyorum. Esnekliği de çok seviyorum çünkü. Hani benim için bence estetik derdim. Teşekkür ederim. Ya da rica ederim. Peki başka sorusu olan var mıydı? Irmak var demiştik. Irmak, tamam ileride bekle. Irmak sendeyiz. Evet benim sorum. İyi bir voleybolcu olmanın altın kuralı nedir? İyi bir voleybolcu olmanın altın kuralı yani bir şey inanmak bence. Yani sen kendin ne kadar iyi olacağına inanıyorsan o kadar gelişirsin, o kadar üstüne koyarsın. İnanmak ya bence. Tek kelimeyle. Teşekkürler. İnanacağım. Benim sorma. İlayda bekle. Evet, oradan kim demiştik? Bir kişi daha vardı, ev kaldırmıştı. Sudenaz, Zehragil mi kaldırmış? Tamam. Sudenaz, seni alalım. Hani ablanın pozisyonuna benziyorsun. Sen, bu akşam var ya, yemedim, hayatında çok kritik bir akşam yani şöyle Şeyman'dur, ben sana şöyle Sudenaz'la ilgili küçük bir örnek vereyim. Ortaokul, ben Sudenaz'la ilgili... Her zaman sorabilir istediğini. Beşinci sınıfta ben Sudenaz'ı seçtim. İlk seçtiğim sınıfa gittim. Şimdi arkada böyle hepsinden iri, hepsinin üstünde duran bir kız var böyle. Hepsini havadan bakıyor resmen. Hepsi diğer sınıflar minicik, Sudenaz dev gibi. Neyse ama kimseyle konuşmuyor. Tek başının arkada oturmuş. Sesi çıkmıyor. Aynı kız bugün voleybol sayesinde, yemin ediyorum sınıfa gidiyor... bildiğim böyle yere oturarak sınıf susturuyor. Yani sınıf spor başkanı Sudenaz benim. Yani eskiden insanlarla konuşmayan bizim kız şimdi şey yapıyor. Yere oturarak susturuyor sınıfı. Artık seviye atlamış. Zaten sınıftaki erkekler falan Sudenaz'a yol veriyorlar. Hani böyle önünden falan yol açıyorlar falan. Mesela birine diyorum ki ya Sudenaz bu niye konuşuyor? Ayağa kalkıyor diğeri özür diliyor. Ben de öyleydim Sudenaz. Ben de öyleydim Sudenaz. Sınıfın en uzun boylusuydum bir de.
İlk başlarda, ilkokulda falan. Çok iyi ya. Sor Sıdera sorunu. Aç mikrofonunu, ablana sor sorunu. Seyme abla. Alayım sorunu hadi. Seyme. Ne? Seyme abla, seni voleybola iten şey ne? Voleybola iten şey? Şu an içimdeki sevgi yani, voleybol sevgisi. Önceden sorsaydın bir şey itmiyordu beni ilk başlarda. Ama şu an gerçekten o sevgi, o rahatlama hissi, kendimi özgür hissetmem beni voleybola itiyor kesinlikle. Teşekkür evet. Rica ederim. Zehra ve Ekin. Sizi de alalım, sonra İlayda'yı alacağım. Sonra da yavaş bitirelim çünkü artı saat geliyor. Evet. Şeyma Nur abla, küçüklüğünüzde voleyboldan önce başka bir branş yaptınız mı? Yüzme ve şeydi. Jimnastik ve yüzme yaptım. Aynen. İlk başta jimnastikle başladım. Hani esnekliğim de büyük ihtimal ondan kaynaklı. Sonra yüzmeye yönlendirildim. Sonra da voleybola. Şeyma abla. Aynen. En son voleybola ilk nasıl başladın? Ya voleybola arkadaşın sayesinde mi yoktu, yoksa ailen sayesinde mi başladın? Şeyma Nur, onlar onu sorarken i̇lk yoktular. Başta... onlar sen anlatırken onlar yoktu. Geç girdiler yani o kısımda. Sıkıntı değil. Anlatırım tekrar. Ben yani ilk başta ailem bireysel sporlara yönlendirdi. Sonra hani böyle biraz içime kapanık bir çocuktum. O yüzden böyle arkadaş ortamı edineyim, onlarla daha rahat anlaşayım, çevre edineyim diye beni takım sporuna yönlendirdiler. Teşekkür ederim. Ailem yönlendirdi yani. Rica ederim. Irmak bekle. İlayda sor sorunu. Şeyma abla, ilk antrenmanınızda hiç toptan korktunuz mu? Korktum. Korktum ve heyecanlanmıştım ilk. Stres yaptım böyle. Bu ne ya falan böyle. Onu nasıl açtım? Yani zamanla aşıyorsun ya. Çok öyle hani kafaya takılacak bir şey değil aslında. Gidiyorsun. Ya zaten ben küçüklükten beri hepimiz öyleyizdir. Sokakta ip atlardım. Arkadaşlarımla top oynardım, futbol oynardım falan ama ilk başta tabii korkuyorsun. O çevrenin de vermiş olduğu baskıdan dolayı. Sonra rahatlıyorsun ama. Alışıyorsun yani. Sonra da geçiyor. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Evet Irmak, senin sorunu da alalım. Sonra da Şeyma ablayla kapatarım çünkü saat geliyor. Siz de gidin yatın. Ya tamam. Sorular varsa soruları bitirebiliriz. Sıkıntı değil hocam. Evet tamam o zaman. Evet Irmak. Soruyorum. Kariyerinizin en kritik zamanı neydi? En kritik zamanı seçim yaptığım zamandı. Hani transfer olsam mı olmasam mı? İlk transfer teklifi geldiği zaman, yani bana transfer teklifi lisedeyken de gelmişti. Üniversitedeyken de gelmişti. Ama hani o süreçlerde eğitim hayatım devam ettiği için ailem pek fazla olumlu bakmadı açıkçası. Hani eğitimin önce bir bitsin, ondan sonra çekiniyorlardı ister istemez de. Acaba büyük şehirler, hani ne olacak, kızımız oraya tek gitmesin gibisinden. Ama sonra rahatlıyorsun ya. Şimdi iyi ki de diyorsun. Şimdi iyi ki diyorum yani. Ama o dönemlerde ben de çekiniyordum. Yani gitsem mi, gitmesem mi? Acaba tereddütte kalıyordum yani. Son transfer şeyinde de mesela. Acaba dedim hani benim için gerçekten büyük bir şans mı? Yoksa iyi mi olacak, kötü mü olacak? Beni daha çok geriye de atabilir. Çünkü kendimi gösteriyorum evet ama oraya gidip daha kötü olmak da var yani. Aynen. O yüzden hep tereddüt içerisindeydim ama çok şükür olmadım yani. Pişman olmadım hiçbir kararımdan. Çok şükür. Daha ben biliyoruz. Daha iyi yerlere geleceksin inşallah, Allah nasip ederse. İnşallah. Evet kızlarım, sorular olan var mı canlarım? Bakayım. Ha, Ceren el kaldırıyor. Evet Ceren, aç mikrofonunu. Şeyma Nur abla, hiç voleybolu bırakmayı düşündün mü? Sakatlık döneminde evet. Yani acaba bıraksam mı diye düşündüm. Bir de bu transfer, ilk başta transfer haberi gelmemişti bana. Sakatlıkta da şöyle, önce onu anlatayım. Çok fazla uzun bir süreç olduğu için hani acaba iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Ya hani pes edeceğim tam bir süreç vardı ama yani pes etmemeye karar verdim. Çünkü o dönemlerde tam böyle yeni başlıyordum sevmeye, oynamayı. O yüzden vazgeçtim yani. Dedim ki yok, pes etmeyeceğim. Gideceğim yani, biraz da inatçı bir ruhum var. Gideceğim dedim yani, üstüne gideceğim. Güçlendirmeyle şöyle böyle atlattım ve devam ettim. Bir de üniversitede, hani üniversiteyi bitirdikten sonra teklif gelmiyordu. Buradaki kulüpte de birkaç sıkıntılar yaşadık. Ayrılmak istiyordum yani. Dedim en son transfer gelmezse bırakacağım yani.
Sonra öyle bir şans oldu. Transfer teklifi geldi. Öyle devam etti. Gelmeseydi bırakmayı düşünüyordum yani. Tamamen kariyer odaklı olacaktım. Aman, öğretmenlik falan yapmayı düşünüyordum. Aman aman, iyi ki bırakmamışsın. Bak onu doğru yaptın. Evet ya, şans işte. Dediğim gibi ne kadar çok çalışırsan, iyi niyetli olursan şans buluyor yani bir şekilde. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yolu, ben zaman söyledim. Bu yolun yolu daha ilerleyecek inşallah. Ben inanıyorum yani. İnşallah. Evet kuzularım, var mı canlarım? Sorusu olan civcivlerim. Şeymandur, şu anda bizim yine bu malum ikinci saatin de ikinci 45 dakika da bitti ha bu arada. Nasıl bitti bilmiyorum. Evet Şeymandur, sen diyeceğim 1 dakika 43 saniye kalmış ama istersen bir yayın açayım, orada söyleyeceklerini toparlayalım ya da istersen şey yapalım, burada söyle ama burada yetişmeyelim. Yani sorular bittiyse toparlayabilirim. Ha, olur. Kaç dakikamız kaldı? 1,5 dakikamız. Tamam, toparlayayım olmadı. Aynen. Ne kızlarda? Yani dediğim gibi kızlar, çok zor bir süreçler de geçirdim. Çok kolay süreçler de geçirdim ama hiçbir zaman pes etmedim. Siz de aynı şekilde. Asla ders olarak da mesela kendinizi boşlamayın. Bu sizin için bir şans. Ben mesela oynadığım için bir özel okulda burslu okumak için çağrıldım, davet edildim. Özel okul mezunuyum ben lisede. Bu sizin için büyük bir şans yani. Hani elinizden geldiği kadar kariyere de, spora da ne kadar önem verirseniz o kadar iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum ki inşallah gelirsiniz. Ve istediğiniz zaman da bana yazabilirsiniz. Konuşabiliriz yani. Bu konuda desteklerimi her zaman yanınızda hissedin yani. Teşekkür ederim bu arada. Şey açacağız. Bizim bir yarışmamız vardı. Forma yarışması. Evet. Dur ben yayını kapatayım. Yayını kapatıp bir daha açacağım. Sonra onu da yapalım. Bir araya. Tamam. Tamam. Hemen bekleyelim. Tamam.